Herkese yeni bir videodan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. Arkadaşlar, bugün biz Göbekli Tepe'ye gidecektik gezmeye. İlk başta video başlattım, hatta oraya gidiyoruz diye vlog da çekecektim. Ve bu oraya haftanın 7 günü her gün açıkmış, gidilebiliyor. Ama şöyle, biz merkezde oturuyoruz, Urfa'da. Otobüsle gidilebiliyormuş. Otobüste sadece 2 saatte var. Başka hiç yok. Bir 10'da, bir de 4'te var. Biz de 4'tekine binip gidecektik. Bugün günlerden cumartesi bu arada. Sonra hazırlandık, çıktık evden ama otobüsü kaçırdık. Yetişemedik. Yani böyle 30 saniye, 1 dakika ile falan otobüsü kaçırdık. Hatta otobüs böyle önümüzden geçip gitti. Biz yetişemedik. Durağın orada durmadı. Şansımıza hiç inen binen de yokmuş. Ya böyle biraz üzüldük aslında. Çünkü plan yapmıştık, hazırlanmıştık böyle. Ama yetişemedik. Yani kalktık, normal kahvaltımızı falan yaptık. Yani biraz öğle 12'de falan. Sonra ben banyo falan yaptım, biraz böyle saçlarım falan kirliydi. Dünden de bu açıcı spreyi saçlarıma uygulamıştım, o yüzden yıkanması da gerekiyordu. Yani o şekilde hemen çıkıp hazırlanmaya başladım ama hatta saçlarımı bile kurutmadan çıktım, ıslak bir şekildeydi. Ama yine de yetişemedik, yani son dakikalara kaldık falan. Böyle biraz tam giyindim işte, hafif bir makyaj yapmıştım falan filan, böyle oldu. Artık yapacak bir şey yok. Yani yarın gidelim diyorum. Yarın da pazar, bakalım. Sabahtan 10'da falan, eğer o 10'daki otobüse bu sefer yetişirsek eğer, yarın gidelim diyorum. Artık yarın çekerim. Gidersek eğer Göbekli Tepe'ye. Yani bu Göbekli Tepe vlogu olacak eğer ki gidebilirsek. Yani şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. Pazar gününden tekrar merhaba arkadaşlar. Biz şimdi hazırlanıyoruz. Bugün Göbekli Tepe'ye gideceğiz. Yine 4'teki otobüse bineceğiz. Şimdi çok hızlı bir makyaj yapacağım, birkaç dakikalık. Sizler de izleyebilirsiniz. Thank you.
Şimdi hazırlandım. Kombinim bu şekilde oldu. Üstüme bu tişörtümü giydim. Altıma da şu pantolonu. Bu çantayı taktım. Makyajım da böyle. Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz evden artık. Hızlıca yetişmemiz lazım. Altıma da beyaz spor ayakkabı giyeceğim. Bu şekilde görüşürüz orada. Geldik arkadaşlar. Otobüsü bekliyoruz. 4'te gelecek. Saatte 4. Yani merkezde oradan 4'te geliyormuş. Buraya da gelene kadar bir 5-10 dakika geçer muhtemelen. Bu sefer vaktinde geldik. İnşallah binip gideceğiz bakalım. Biz de ilk kez gideceğiz Göbekli Tepe'ye. Yani bayağıdır buradayız ama bir türlü gidememiştik. Daha önce de niyet ettik ama bir şeyler oldu, olmadı. Aksilikler çıkmıştı. Bu sefer gideceğiz artık. Sizlere de çekeceğim zaten orada. Yani zaten hem tarihi hem de önemli bir yer, meşhur bir yer. Yani dünyadaki bilinen en eski yerleşim yeriymiş. Değil mi? Görüşürüz tekrar bakalım. Daha gelmedi otobüs. Ben de böyleyim. Makyajım şöyle. Gel kızım gel. Gelme. Evet arkadaşlar, biz şimdi geldik Göbekli Tepe'ye. İlk önce merkezden otobüsle 0 numarayla buraya geldik. Sonra sıraya girdik. Giriş bileti aldık. Ben müze kart aldım. Direkt müze kart alabiliyorsunuz, 60 TL. Öğretmenlere ücretsizmiş zaten. O şekilde. Sonra yine sıraya girip servislerle de buraya geldik. Yukarı çıktık böyle. Bayağı da kalabalık bir yer. Bayağı da ziyaretçisi var. Şimdi sizlere de göstereceğim etrafı falan. Bayağı tarihi bir yer. Bakın. Arkadaşlar. Şu Atiye dizisini izlemiştim Netflix'te. Orada falan da görmüştük. O burada geçiyordu o dizide.
Bak mı versin? Evet arkadaşlar, biz şimdi bayağı gezdik burayı. Fotoğraf çektik, video çektim. Hem YouTube'a hem Instagram'a da. Sizlere de bayağı bir gösterdim. Zaten videoda görürsünüz. Bayağı da kalabalık, çok ziyaretçisi olan bir yer gerçekten de. Bayağı eski, en eski dünyadaki yerleşim yeri olarak bulunmuş zaten. Yani bu şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da korunma altında zaten. Yani biz de hazır Şanlıurfa'dayken buraya da geldik. Bizim için de gerçekten çok iyi oldu. Yani dışarıdan gelmek uzaktan daha zor olabilir ama en azından buradayken gelmek daha kolay. Eğer sizin de yolunuz düşerse siz de mutlaka gelin, görün bence. Tavsiye ediyorum sizlere de. Biz 6'daki minibüsle yine döneceğiz. Ona yetişmemiz lazım. Yani gezmek için zaten yine yarım saat, bir saat yetiyor bence. Bir saat falan. Yani şöyle arka taraf zaten görüyorsunuz siz de. Böyle yuvarlak bir alan. Böyle etrafı kapatılmış. Çok aşırı büyük bir yer değil yani. Şöyle. Evet arkadaşlar, biz şimdi gezdik iyice, her yerini gezdik. Fotoğraf, video falan da çektim zaten. Size de göstermeye çalıştım elimden geldiğince, yani her yeri çektim. Şimdi artık çıkış kısmına doğru gidiyoruz buradan, şu merdivenlerden. Artık gidiyoruz şöyle. Minibüslere yetişmemiz gerekiyor çünkü. Önce servisle aşağı iniyoruz, oradan da normal halk otobüsü oluyor. Dediğim gibi yine geldiğimiz 0 numarayla aynı şekilde döneceğiz. 6'da olana. 6'dan sonra başka yokmuş zaten. O yüzden ona yetişmeye çalışıyoruz. Bakın arkadaşlar, burada zeytin ağaçları da varmış. Hiç bilmiyordum burada olduğunu. Güzel böyle etrafı yeşillik. Çok güneş vuruyor. Hiç ekranı göremiyorum şu an. Bir de böyle uçan böcekler falan var. Kelebek gibi bir şey. Üstüne de konuyor insanın. Umarım güzel bir vlog oluyordur. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videomu beğenip yorum da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, biz şimdi eve geldik en son.
Göbeklitepe'deydik. Oradan da otobüsle eve geldik. Buraya geldik. Artık evde oluruz, dinleniriz. Bugün de günlerden pazardı, söylemiştim zaten. Bugünkü makyajım da böyleydi. Bakın, size de çekmiştim yaparken. Kamerada umarım belli olmuştur. Ben bayağı beğendim, böyle doğal, tatlı bir renkler kullandım. Ben böyle biraz pembe tonlarında falan. Doğal ayrıca da. Saçlarım da böyleydi. Yani bu şekilde bugünümüz böyle geçti. Güzeldi bizim için. İlk kez biz de Göbekli Tepe'yi gezdik. İlk kez gördük. Yani videolarda falan görmüştüm. Instagram'da falan da görmüştüm. Aynı yani. Ama yine tabii ki de canlı olarak yakından görmek daha güzel tabii ki de. Böyle. Şimdi üzerimi değiştiririm. Dinleniriz, yemek yeriz falan. Artık evdeyiz zaten. Akşam oluyor zaten. Arkadaşlar, bu videomu da daha devam ettirir miyim bilmiyorum. Yani herhalde birazdan falan bitiririm diye düşünüyorum. Çünkü bu Göbekli Tepe vlogu olacak. O yüzden çok da uzatmayayım diyorum. Yani kaç dakika oldu onu da bilmiyorum. Umarım çok kısa bir video olmamıştır. Ya aslında şöyle, artık şöyle bir karar verdim kendimce. Normal böyle günlük vlog ya da ev vlogu tarzı videolar çok çekmeyeceğim. Çünkü yani bence izlenmiyor. İzlenmeler falan bayağı düşük. Yani o yüzden boşuna çekmenin de çok bir anlamı yok. Zaten daha önce de o tarz videolar bayağı bir çektim. O yüzden sürekli de aynı olmasın diyorum. Böyle biraz daha özel günlerde, işte farklı bir yerlere gittiğim zaman ya da farklı bir gezilere, seyahatlere falan gittiğim zaman, tatil ya da bu tarz şeylerde çekeyim diyorum. Çünkü gerçekten yani o kadar da karşılığını alamıyorum emeklerimin, uğraştığımın. Karşılığını alamıyorum izlenme olarak, abone olarak. Yani ben video çekmeyi evet seviyorum zaten, bu yüzden çekiyordum ama çok da bir karşılığını göremediğim için çok da artık dediğim gibi hani sürekli de aynı şeyleri çekmek istemiyorum. En azından biraz daha farklı şeyler çekeyim ya da kanalda olmayan farklı tarzda videolar çekebilirim. Hani çok sık olmasa da ara ara zamanlarda diye düşündüm. Yani sizler de yorumlara yazabilirsiniz düşüncelerinizi. Şimdilik kapatıyorum kamerayı. Sonra tekrar açarım. Pazartesi gününden tekrar merhaba arkadaşlar. Ben şimdi evdeyim. Oturuyorum. Dün biliyorsunuz Göbekli Tepe'ye gitmiştik. Şimdi videomu kapatmadan önce birkaç daha bilgi vermek istiyorum. Unuttuğum şeyler oldu bence, söylemeyi unuttuğum videoda. Şimdi arkadaşlar şöyle, Göbekli Tepe Şanlıurfa'da bulunuyor. Haliliye ilçesine bağlı Örencik köyüne bağlı bir yer. Yani köyde olan bir yer. Biz de zaten Haliliye'de oturuyoruz. Merkezdeyiz. Bize de çok uzak değildi. Bizim buradan 20 kilometre falandı. Biz buradan halk otobüsüyle gittik. Söylemiştim zaten. Saat 10'da ve 4'te oluyor sadece. Normal, eğer otobüsle gidecekseniz otobüse binip gidebiliyorsunuz. Dönüşte de saat 12'de ve 6'da dönüş otobüsleri var. Yine onları da kaçırmamak gerekiyor. Son otobüs hatta 6'da, başka da olmuyormuş. Bu şekilde normal, zaten kendi özel aracınla da gidebiliyorsun. Çoğunluklu olan, yani çoğu kişi kendi arabasıyla gelmişti zaten. Bir sürü park etmişler de oraya. Hani o şekilde. İlk oraya gittiğiniz zaman aşağı kısımda arabanızı veya
arabanızı oraya park ediyorsunuz ya da otobüste gittiyseniz otobüsten iniyorsunuz. İlk önce giriş için bilet almak gerekiyor. Yani bilet almak şöyle, biletler pahalı. Direkt müze kart alıyorsunuz. 60 TL fiyatı. Müze kart alıp o şekilde müze kartla girebiliyorsunuz. Zaten o da bir yıl geçerli. Bir yıl boyunca onu bütün müzelerde kullanabiliyorsunuz. Öğretmenlere ücretsiz, öğrencilere de yine indirimli fiyat oluyor. Sonrasında dediğim gibi oradan giriş biletinizi işte müze kartınızı alıp yine sıraya giriyorsunuz. O giriş kısmından o şekilde geçiyorsunuz. Sonra yukarıya çıkmak için servislerle çıkılıyor. Oraya arabayla, araçla çıkmak yasak sanırım. Gördüğüm kadarıyla izin verilmiyor. Oradan yine sıra bekleyip servislere binip yukarıya çıkılıyor. Yani o Göbekli Tepe'nin olduğu yer, orası bayağı tepede bir yer zaten adı üstünde. Sonra oraya zaten vardıktan sonra gayet böyle biraz ince bir yol var, böyle tahta bir yol var. Oradan geçip direkt gidebiliyorsunuz. Öyle biz de iyice gezdik, dolaştık. Her yerine baktık. Zaten böyle daire şeklinde bir yer. Sonra fotoğraf çektik, video çektik bayağı bir. Sonra da döndük oradan zaten. Yine aşağı indik. Yine aynı şekilde servisle indik. Dönüşte de yine otobüse döndük biz. Bu şekilde oldu. Bu arada yine bu Göbekli Tepe'nin hemen yakın çevresinde tuvalet, kafeterya, büfe tarzı yerler de var bu arada. Yani bu tarz ihtiyaçlar için. Bu şekilde. Yani söyleyecek başka bir şey. Nisan ayında gittiğimiz için böyle hava çok güzeldi, güneşliydi. Etraf böyle çok güzel yeşillikti. Çiçekler açmıştı. O yüzden de çok güzeldi. Yani ilkbahar ayında gitmek bence bayağı iyi. Hani yazın falan muhtemelen bayağı sıcak olur. Orası zaten Urfa çok sıcak oluyor. Orası da çok sıcak olur. Kışından yani kışında hem soğuk olur hem de yine işte yani yeşillik falan olmuyor zaten. Yani en iyi galiba gitme vakti ilkbahar diyebilirim sanırım. Bence bizim de bu Nisan ayında gitmemiz daha iyi oldu. Yani daha önce bayağı bir niyetlenmiştik gitmeye. Bir türlü gidememiştik. Yani zaten en son cumartesi ilk gidecektik. O gün otobüsü kaçırdık. Gidemedik. Siz de videoda gördünüz zaten. O kısımları da çektim. Sonra yılmadım dedim. Pazar gideceğiz. Yani çünkü kalınca bir şey kalıyor. Gidemiyorsun. O yüzden pazar gittik artık. Biz de yani bu şekilde oldu. Sizler için de güzel bir şekilde çektim etrafı. Bence gidemeyenler de gayet videodan güzel bir şekilde görebilirler bence. Yani mesela YouTube olsun, Instagram olsun, bu tarz videolar bence iyi oluyor. Mesela herhangi bir seyahat videoları olsun, bu tarz gezme videoları olsun, ben seviyorum zaten. Mesela gidemediğin, göremediğin yerleri bile görebiliyorsun oradan. İzleyebiliyorsun. Bence çok güzel oluyor. Daha fazla videoyu uzatmadan, sizleri de sıkmadan artık videomu bitiriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bundan sonra biraz daha özel günlerde veya farklı bir şey yaptığımda veya bir gezi, seyahat olduğunda video çekeceğim diye düşünüyorum. Yani böyle daha iyi olur diye düşündüm. Sizler de yorumlara yazarsanız sevinirim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.